Evet. Evet, cümleden selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler. Anne, bugün nereye gidiyorsun? Selamun aleyküm, hayırlı günler. Biz bugün Kur'an'a gidiyoruz. Nasip olsun inşallah. Şimdi nereye gideceğimizi de açıklayalım. Biz Gökçebey'e, babamın teyzesinin Kur'an'ına gidiyoruz. Vefat eden teyzesinin, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Amin. Münevver teyzenin Kur'an'ına gidiyoruz. Gökçebey'e, Uzunahmetlere doğru yola çıkacağız inşallah, bakalım. Sen varken böyle gidiyorsun, ama her dediğim yere artık gidemem. Niçin? Böyle senin sayende gidiyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun, damatlarım da götürüyor. Onlar da benim oğlum da. Tabii ki onlar dışarıda. İşler olur, bu işler olur. Evindekine benzer mi? Tabii canım. Evindeki daha başka tabii ki. Allah binlerce razı olsun da. Damatlarımdan da, kızlarımdan da, yavrularımın hepsinden. Allah ne muratları varsa versin inşallah. Amin. Hiçbir şeye muhtaç etmesin. Amin inşallah hepimizi. Allah herkese rızkını hayırlısıyla versin Rabbim. Amin. Şimdi nereye gidiyorduk? Detaylı açıklama yap anne. Gökçebey'e. He. Neydi burası? Neydi? Uzunahmetli. Uzunahmetlere. Teyzemin Kur'an'ına gidiyoruz. Allah nasip ederse tabii. Evet, hadi bakalım biz yavaş yavaş yola çıkalım. Babamı bekliyoruz. Babam şimdi eve gidip gelecekti. Ondan sonra biz yolumuza çıkacağız. Bugün köye gidecektik ama nasip oraymış. Ya evet. Olsun, gene gideriz köye öğleden sonra. Öğleden sonra da varmış Kur'an, bilmiyorum nasip. Bakalım hayırlısı. Gökçebey'e giderken teyzeme de uğrayalım dedik. Bakalım onun serasında ne var ne yok. Ne? Böyle neye bir şey olmasın? Ana, bataklık anne burası da. Bu ne böyle teyze? Allah'ım ya Rabbim. Ana, çok sulamış. Maşallah, iyiler tabii. Bizim seraya bak, bir buraya bak. Salatalıkları falan beyaz boyatmış. Domatesleri döküyor bak maşallah. İyi iyi. Ana, benim sarımsaklar incecik kalmış orada, tüh. Şuradan 5 kok alacağım. Maydanoz mu? He. Maydanozu veren her şey var baksana. Maşallah. Bak baba, biberleri görüyor mu? Biber biliyorsun, satmış bak. Patlıcanlarına bak. Bizimkisi 3 tane yaprakları var, seviniyoruz. Tüh. Bizimkilerde iş yok. Neyse. Biz şey yapmayalım da, karşılaştırmayalım. Gene maşallah. Burla iyi. Yonca çiçekleri verdiydim. Bak teyzeme, burla da ne biçim açmış lan anne. Ne? Yonca çiçekleri. Sakızgabağı kaçtan almışlar mı? Sakızgabağı parayla mı almış? Tabii. Burada gölgede olmaz ki anne. 4-5-6 oluyor genelde lan. Çıkarsan. Oluyor mu? Çıkarsan oldu. Mancarları dikmiş bak buralara. İnan ki mancarlığa bas dikmiş. Maşallah. Hı hı. Eruk var işte burada. Acı mı bakalım? Acı herhalde. Şuna bak maşallah, ne biçim pıtır pıtır. Bakalım tatlı mı? Hey, acı. Çok acı. İnan ki çok acı. Fındıklarında fındık dahi var teyzemiz. Şuna bak, pıtır pıtır. Maşallah her şeyleri de var. Ya. Teyzem, seraları karşılaştırıyorum ben. Korkma korkma. Sattımış. Biber bidesi var diyor. 100 lira kazanmış. Ana, biz biber fidesi arıyoruz ya. Şuraya bakalım bari. Hay maşallah maşallah, fasulyelerine bak. Biberlerine bak. Maşallah. Şurada bak, çukundur ne biçim olmuş. Bağ gibi. Her şeyleri de maşallah iyi. Dışarıdaki fasulyelerine bak. Biz hiç kaş tarlaya gidip fasulyelere falan bakmadık. Bak onunkiler iyi, teyzeminkiler maşallah. Küçücük bahçesi var mı? Her şeyi var. Ya. Anam, şurada bir tane deli bakla gördüm. İnan ki tohum mu koyacak, ne yapacak bilmiyorum ama. Ne yaparsa yapsın.
seneye koysun tohumunu. Bu sene ben varken şunu ben yiyeceğim. Şuna bakın Allah aşkına. Bu nereden meydana gelmiş? Nasıl büyümüş? Bu çukurun toprakları niye böyle verimli? Maşallah maşallah. Gene verimli olsun. Bak gelip gittikçe biz de yiyoruz. Şuna bak, içine bakın. Ah ben nereye gideyim? Şunlara bak. Bakın benim açladığım incire bakın. Buraya her geldiğimde bunu Deyze bandıra bandıra söyleyeceğim. Bu inciri ben açladım Deyze. Kara incir bu da. Yirken beni hatırlarsın. Bak geçen sene açladım ta. Baba bak. Bu benim açladığım incir. Maşallah her şey var. Komşularının senelerine bak, şey bahçelerine baksam buralar da iyi. Toprağı iyi bir kere, toprağı. Bizim oralar gibi değil. Şurada da var bir bahçe. Buraya önceden bir şeyler yapıyordular, karpuzlar falan. Bu sene yok herhalde. Sadece kabak yapmışlar. Maşallah bak. Atma atma Deyze, biz gidiyoruz. Aa attı bile. İnan ki tohumluk falan bir şey koymadım. Ben ne yapayım? Yani bunlarda göz hakkı denen şey var. Şuradan iki tane daha alacağım. Tohum onu dört tane olsa yeter. Allah aşkına. Şunları yiyeceğim. Deli baklanın böyle çiğ çiğ içini yemeyi çok seviyorum ben. Baksana bunları, gül biberleri falan dikmiş. Bak. Ah şunlarda bir şeyler bitiyor. Buralara ne ekmiş o? Bamya ekmiş, bamya. İnan ki Deyze az değilsin. Her şeyde yetiştirmeye çalışıyor. Suruklarını dikmiş. Bir de ben bahçe yapamıyorum der. Bizim bahçelerde neyi bahçesi? Tertemiz. Ya. Bizimkiler eve çıktı. Benim iyisi şurada bak şey yapmış. Kasalardan oturak. Ben burada oturan, ben eve çıkmayacağım. Şunları yiyeyim. Ondan sonra da gideriz yavaş yavaş. Öğle ezanından sonraymış Kur'an. Allah'ım ayıklayamadım şunu ha. Bakın tırnaklarımın arası simsiyah oluyor var ya, bunlardan yiyirsem çok çok. Hadi ben yiyeyim, burada piknik yapalım kendi kendime. Teyzemin deli baklılarını aldım. İnan ki ne yapayım, yemeyince duramıyorum. Yeşillik, bezelye. Teyze senin tohumluk baklalarını yiyorum. Hiç başını tutma boşuna. Evet çıkmıyor, baklalarımı koparmış. Baklalarını kopardım, bezelyelerini kopardım, her şeyleri. Sıra şimdi sarımsaklara göz diktim. Sarımsakları gözetledim. Baktım herhalde dişlenmemişler, onlara dokunmadım. İyiler mi? Bakmadım, çıkartmadım hiç. Şimdi iyi iyi, iyi afiyet olsun, yapmışlar onlar da. Bir şey yoktu, 2-3 tane ancak buldum. Bezelye deli baklanın tohumluklarını aldım ben, içini yiyeceğim diye. Helal et bari. İyi biz gidiyoruz. Gökçü Bey'den bir şey istiyor mu? İyi hadi görüşürüz bakalım. Yediveren güllerin daha iyi açmış. Güllerin daha iyi açmış. Nanelere bak. Şu benim gar topunu da şey yap orada. Onu da budayalım bir gün. Ben evin önündekileri hep budak yaptım. Gelmedi aslında. Senin acelen yok. Sonbaharda doğru budasın işte. Hadi anne gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi biz gidelim Gökçü Bey'le de doğru bakalım. Hanım eli dahi var baksa. Hangisiydi?
Sunahmet'te. En güzel burası inan ki. Değil mi? Ha? Biraz şeymiş. Kiremitlerini yenileyallah herhalde. Ne güzel çiçekler var şuralarda. Ha ha baba. Aç mı ya? Kapat diyeceksin. Ha. Tamam. Gökçebeyi Üniversitesi işte bu taraflarda. Gökçebeyi Üniversitesi'ne doğru. Uzun Ahmetler. He, Uzun Ahmetler diye geçiyor burası işte. Yani üniversite işte burası. Üniversite de burası. Aktarla, Çekenez falan onlara da şuradan doğru gidiliyor herhalde buradan değil mi? Hı. Yok buradan değil, üst taraf. Bak üst taraf üniversite. Çekenez'de biz şimdi su da almamış. Sen Çekenez'den ettin anne. Suya gittin. Bazı şeylerin faydası oluyor. He, şifalı su var diye değil mi? Evet. Ben de gittiydim bir kere, eniştem benim motosikletle nelattıydı. Küçüktüm daha o zamanlar. Hiç ne onun arabası vardı, ne bizim arabamız vardı. Motorun arkasında eniştecim sağ olsun bindirdiydi beni. Şifalı su diye oradan su içip de su getirdiydik. 5 litrelik. Büyük Allah'ım insana neleri gösteriyor. Ya deme. Bullara falan gelemiyorduk mesela. Bak şimdi araba varken ta bullara doğru geliyoruz. İnan ki. Nereye gittiğimi şey yapıyor işte. Ya Aktarlı işte bizim hocanın köyü burada Aktarlı anne. Bizim hocamızın köyü burada Aktarlı. He he. O köyde gittim ben bir kere. Muharrem'le şu ileride baba. Öldüm düz gidiliyor herhalde. He. Aktarlı o tarafta. Evet. Çekenez'e doğru falan değil mi? Evet. Ha, cami de kuran herhalde şuraya park eden ben. Kadınlar gidiyor mu acaba? Caminin önüne böyle masa sandalyeleri kurmuşlar. Buralarda böyle Kur'an okunduktan sonra ikramlıklar veriliyor işte. Öyle Allah'ın izniyle inşallah bir Kur'an merasimi gerçekleşecek inşallah. Bugün de Uzunahmetler'deyiz. Bu köye ilk defa gelmedim ama insan gene de heyecanlanıyor. Böyle tanımadığın insanlar var buralarda. İlk defa gördüğün insanlar da var tabii. Şimdi babamın yanındaki babamın teyzesinin oğlu oluyor. Yani Münevver teyzenin oğlu oluyor. Bak bir tane şurada Ahmet abi var. Ahmet abi de babamın teyzesinin oğlu oluyor. Öyle işte bugün de böyle Uzunahmetler köyündeyiz. Bak yine heyecanlandım. Güzel burla inen ki yeşillikle falan şadırvanları var. Camisi de güzel. Bayağı büyük gene. Hadi bakalım şimdi ezan okunur. Kur'an okunur şimdi. Ondan sonra da buraları gene çekebilirsem ben çekerim. الذين يؤمنون بالله
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kur'an'la okunduğu dualar edildi. Allah kabul etsin. Allah bütün ölmüşlerimizin deyzemin ruhuna değsin inşallah. Mekanı cennet olsun. Böyle buralarda yemekler yeniliyor işte. Köy çok kalabalık. Uzun Ahmet'le baya bir kalabalıkmış. Gerçekten baya bir kalabalık yani. Bizim köylerde kimse yok doğru düzgün. Gökçe Bey'in köylerinde, Örmeci'de, buralarda baya kalabalık oluyor. Erkek cemaat de baya fazla oluyor. Maşallahları var. Yani böyle kalabalık cemaatle beraber. Amcam da bak burada karnını doyuruyor. Babam da burada. Böyle işte cemaat kalabalık maşallah. Allah kabul etsin. Buralardan ufak ufak böyle alıntılar yapan ki. Annemi gördüm şurada bak. İnan ki annem orada. Yengem de orada bak. Şurada oraya gidemiyorum. Tüh. Uzakta kalmışlar şurada. Heh. Ben de yemedim daha yemeğimi. Şimdi ben de alacağım. Ben de yiyeceğim. Ahmet abi de burada. Ben tanımıyorum amca, sen tanıtsana hiç, bak tanımıyorum işte, bir tek Ali abiyi tanıyorum, o abiyi tanımıyorum zaten ya, öyle mi? Gene Allah ayırmasın be, gene Allah ayırmasın. Anne uzak kaldın orada, sana laf atamıyorum inan ki, afiyet olsun. Hayri abla, ne var ne yok, nasılsın? Bizim köylerden birilerini buralarda görmek insanı gurur veriyor. İnşallah köyde bekleriz, Garabaşlı'da da bekleriz. İnşallah. Böyle işte içeride de var bayağı cemaat. Veli abi Allah kabul etsin Kur'an'ınızı. Allah deyzimin ruhuna değindirsin inşallah. Amin. Bayağı kalabalık cemaatiniz var. Gelen herkesten Allah razı olsun. Amin. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Amin amin. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelen herkese de. Herkesten Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun amin. Abi. Allah hadi Allah kabul etsin bakalım. Veli abi de Denizli'nin oğlu oluyor işte. Burası böyle kalabalık. İçeriye çok fazla giremiyorum. Şimdi yemek dağıtılıyor. O yüzden ayak altında olmayalım diye. Şöyle bir ufak bir çekim yapalım. Herkes burada tanıdıklarını gene görenler olur belki. Azim abla da orada oturuyor, Sakin ablalar da falan. Yemekler burada içeride dağıtılıyor işte. Bu köyün de cemaati böyle bayağı bir kalabalık maşallah. Bizim köyler gibi değil. Azim ablanın yanına gidecektim ama şimdi oraya yemek dağıtılıyor, geçemeyeceğim herhalde. Ayten söylüyordu. Verdim şimdi şurada var. Allah Kur'an'ınızı kabul etsin abla bakalım. Ne var ne yok, nasılsınız? Azim abla nasılsın? İyi misin? Maşallah yemeğin iyi bakalım sen. Hadi size afiyet olsun bakalım. Hadi bakalım şimdi ben de oraya bir yere oturam. Ben de karnımı doyuram. Yenge, seni görmeden gitmeyeyim. Yani sen de videolarımda yer al. Buralara kadar geldik. Allah kabul etsin Kur'an'ınızı. Senden de Allah razı olsun. Hadi afiyet olsun bakalım. İnşallah tabii izleriz. Öyle bakalım. Hadi ben de şimdi yemeğimi yiyeyim. Böyle insanlar yemeğini yerken ben de buralarda ayaklarda kaldım. Biraz yardım ettik işte, bayağı toparlandı. Şimdi ben de babamın yanına oraya geç, hem karnımı doyurayım. Böyle de ufak bir güzel bir videomuz olmuş oldu. Hadi bakalım. Şimdi ikindine babamı Kur'an'a yetiştireceğiz biz. 5 dakika dedik, Habibe ablamlara çıkmadan olmaz buraya gelmişken dedik. Habibe ablam gibi bir şey verecekmiş annem. Onun yüzden buraya gelmek zorunda kaldık. Ha, Bulem Nevşehir'den hediye getirmiş.
Onu dün unutmuşlar. Onu vereceğiz arabalarına hediye diye. Ondan sonra Ayrı Aynur teyzeminle gücüne gider onun arabasını almamışız dediler. Aynur teyzeme dediler. Ona da başka zaman gideriz, alıvoruz. Yani o giderse alıvor artık. Biz, ne olur ne gider. Hadi bakalım. Biz baba, aa baba anne burada gel. Biz çıkıyoruz inanki. Baba bu bugün gene Kur'an'a mı gideceksin sen? Evet. İnanki. Niye kapanmadı bu? Gene mi bozuk ki? Bakalım. İyi gelen basmak lazım oraya baba. Görme ya şey. Bakın biz de bugün 19 Mayıs ya. Devreye doğru mu gitsek ki diyorum. Kutlamalara. Acaba diyorum köye mi gitsek ki bilmiyorum ki. Saatin 3'ü geçti. Olsun. 4'ü geçer. Akşam 8'de hava karar ya. Kendiniz bilirsiniz. Ne öyle yaparsanız yapın. Bilmiyorum bakalım ne olacak ne gidecek. Bak annem bize yetişti. Az değil. Niçin? Hayır sen zor çıkıyorsun zaten. Sen neden böyle yapıyorsun? Gel bereket. Allah'ım ya Rabbi. Hadi geldik biz bakalım. Nerede yok ay işler. He? Nerede yok la. Annemle ikinci Kur'an'a gitti. Ben gitmedim. Benim dedim köyde birazcık işlerim var. Köyden almam gereken birkaç parça şeyler vardı. Onları almaya diye köye geldim. Gelmişken de dedim kaç tarlalara doğru dedim. Çıkan bir bakam dedim. Bunları ben böyle çok seviyorum. Baksanıza ellerim deli bak dedim ya simsiyah oldu. Hemen öyle iz yap veriyor deli bakla. Bir de şey az önce YouTube'dan yorumları falan okudum. Şey diyorsunuz erik sesi çok geliyor diye. O videoyu gerçekten ben de izledim. Öyle bir utandım ki videoyu izlerken. O ses nasıl çıkmış? Bu telefon başka sesleri algılamaz. Eriği yerken cart curt sesler çıkmış. Kusura bakman hakkınızı helal edin. İnan ki ben de böyle olmasını istemezdim. Bazen insan kendini kaybediveriyor işte. Telefon yokmuş gibi oluyor. Onu yokmuş gibi davranıyoruz bazen. Öyle olunca da olmuyor işte. O sesler neydi öyle dedim. Ana utandım inan ki yerin dibine girdim öyle. Cengiz eniştemle bir tane Meryem abla yorum yapıyor bana sağ olsunlar. Onlar yazmışlar. Onlar yazdıktan sonra izledim ben videoyu. Genelde çok fazla böyle izleyemiyorum videoları vakit olup da. gerçekten de çok kötü ses olmuş. Keşke olmasaydı. Hakkınızı helal edin. Canınız da sizin de çekmiştir. Böyle ben öyle erik yerken ben Ebru'ya kızıyordum. Erik telefonla konuşurken erik yerken insanın canı çekiyor diye. Yani sizin de canınız da çekmiştir. Üzüldüm inan ki gerçekten hakkınızı helal edin. Ana telefona ne olmuş? Heh. Öyle işte. Ben geldim karşı tarlalara doğru. Bu benim aşıladığım ceviz aşısı. 2 sene mi? 3 sene oldu herhalde. 3 sene mi? 4 sene mi? 3 sene mi? Öyle bir şey oldu. Bakın buralar orman gibi olmuş. Buraları biçmek lazım. Şurada bakan ben şu ceviz aşısı tutmuş mu? İnan bunu var ya apar topar Beycuma'ya Kur'an'a giderken aşladıydım. Şu üst taraftaki tutmuş bak şu büyük olan. Tutmuş gibi yaprakları filizliyor. Şu aşağıdakiler kurumuş. Belli zaten dallar kuru kuru. Bir tanesi tutsa yeterli zaten. Çoğuna gerek yok. Orada ikisini birden durduracak değildik. Hangisi daha güçlü olursa o duracak zaten. Öyle. Hadi bakalım. Gazlıkları ne olmuş bakalım. Açılmış mı gene? Bu sefer babam bak buraları çiviyle çakmış. İyi iyi sağlam şimdi. Ana elmalara bakın. Şunlara bakın. Ne güzel maşallah bak. Elmalar da maşallah büyümüşler. Görünmüyor da şöyle. Neyse. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillah. Huh.
Hani maşallah sırım gibi bitmiş fasulyeler iyiyle. Ama büyüyemiyorlar. Bunlar da böyle sarı sarı. Niye ki? Yağmurdan mı? Soğuktan mı? Anlayamadım. Allah Allah. Bu da kestane ağacı. Bunu da Zonguldaklara kestaneye gittiğimde oradan bir tane dal kopardıydım. Ondan. Bak şu ark boş kaldıydı. Öyle kalmış inan ki. Patateslerimiz de böyle. Maşallah bak. Gene beyava. Değil mi? İyi iyi. İnan ki var ya. Ben de şuralara hiç böyle ne elime sopa alıyorum ne bir şey alıyorum. Geliyorum buralara böyle geziyorum. O otların içinden her şey çıkabilir. Şurada bir tane şey vardı. Neredeydi o? Aşı vardı aşı. Onda erik var gibiydi. Şuradaydı. Şuraya gireceğim inan ki. Nerede o erik? Heh şu. Erik nerede? Erik var mı? Erik yok. Neyse. Yemişiz herhalde biz onu. Olduğu kadar artık. İşte patateslerimiz böyle maşallah deyin. Yani böyle orman gibi görünüyor ama neydi o? Cılımbız cılımbız. Böyle güçlü kuvvetli bitmemişler. Boya gitmişler biraz sadece gölge olduğu için burası. Ben de toprağın içine çok fazla dolaşmayan, toprağı ezmeyen, böleyken falan sıkıntı olur. Babacığıma baksana ne güzel yapmış. Sırım gibi yapmış buraları. Dayakları falan bak. İçinde gezilecek işte böyle fasulyenin. Biz böyle yapıyoruz. İçinde gezebilelim toprak toplarken falan kolay olsun diye. Böyle daha rahat oluyor. Gerçekten bakın. Biz önceden mesela hep şey yapardı annem. Ocak ocak yapardı. Ocak ocak yaptığı zaman olmuyor ya. Böyle daha iyi. Tamam çok fazla dayak gidiyor. Çok fazla suruk gidiyor ama. Yani böyle ama daha iyi oluyor. Kirazda da kiraz vardı. Ana o da yok. Bu erikte erik var mı? Bunda da yok. Neyse. Aşakında vardı ama oraya hiç giremem. Dutlağı ne olmuş? Bakalım dutlara. Hep evin önündeki dutlar yandılar. Bunlar ne olmuş? Bir bakalım. Ana maşallah bak bunlar iyile. İnşallah Allah'ın izniyle şunlara bakın. Bak. Heh. Bunlar iyi. Maşallahları var. Ya yeter ki yapacaksın. Bunlar da yeni aşıladık. 2 senelik aşılar daha bunlar. Tepeden tırnağa dut var. Bak ne güzel. İyi iyi maşallah. Siyah dut demek ki yanmamış. Beyazdan yanıyor demek ki. Anlamadım niye öyle oluyorsa. Siyah dut da çok ellere iz yapıyor. Birisi söyledi ki incir aman dut yaprağıyla dedi. Gidiyor dedi. Kara dudun rengi dedi. Yazmış sağ olsun YouTube kanalımıza. Öyle söyledi. Ben böyle elmaları yeni yeni olurken de çok seviyorum yemesini. Küçücük ama çıtır çıtır oluyor. Şimdi gene yiyisim geldi ama çatır çutur ses çıkar diye gene yiyemeyeceksin. Ne yapsam bilemedim. Bakın. Çok ses çıkıyor. Olmaz. Ayıp denen şey var. Öyle şey mi olur? Neyse hadi bakalım. Ben geldim gezdim karşı tarlaları. Bana var ya böyle bu kadar yetiyor. 5 dakika ben buraları görem. Tamam dünyalar benim oluyor. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Moralim bozuktu. Sanki Toki'de böyle bir devreye falan gidesim gelmedi. Ablamlar devreye gidiyormuşlar. Devreye gidelim dediler. Oraya da gidesim gelmedi. Ben işte böyle bak. Size bakın. Böyle işte. İşte bakın benim bu sesle mutlu edebiliyor yani. Böyle sakinlik, doğa. İnan ki böyle yalnızlık da bazen insana iyi geliyor. Her zaman değil tabii de ara sıra. Ben bu aralar gerçekten çok yoruldum. Hep oradan oraya, oradan oraya, işten gel oraya git, oradan gel oraya git. Yani normal standart hayatımız gerçekten böyleydi bizim. Yani hep böyleydi, böyle devam ediyor. Hep bir koşturma içerisindeyiz. Hepimizin gerçi öyledir, sizin de öyledir. Ama yani biz bazen şey zannediyorlar.
YouTube için mi böyle dolanıyorsunuz falan diye. İnanın ondan değil. Yani biz daha önceleri daha hiç evde duramıyorduk. Gerçekten her gün bir şey çıkıyor. Her gün bir şey çıkıyor. Her gün bir yere gidiyoruz. Biz de aile olaraktan hep böyle birlik beraberlik içerisinde olmayı daha çok seviyoruz. Böyle misafirliğe daha çok seviyoruz gidip gelmeyi. Bana diyorlar ki arkadaşın yok mu? Arkadaş çevren yok mu diye. Yo, gayet arkadaş çevrem de var. Arkadaşlarımla da gidiyorum. Ama 7-24 arkadaşlarla beraber oturamıyoruz yani. Her akşam gidip bir yerde oturmaya gerek yok. Tabii ki onların da yerleri apayrı. Arada sırada böyle otururuz, gideriz, gezeriz, pikniklerimizi yaparız, çayımızı, çorbamızı, kahvemizi içip evimize geliriz. Ama her akşam öyle olmuyor yani. Aileyle vakit geçirilmesi de gerekiyor. Sonuçta bir aile yaşantımız var, bir aile yapımız var. Mecbur öyle. Bak hayvanlar da var, şunlar da. Karabaşlı'ya giriş yapacağız bak şu direkten sonra. Normalde girişi tabii burası değil, sınırı burası değil. Daha arkada geride kalıyor bizim tarlanın ilerisinde. Ama buraya tabela yazmışlar mahalleye yakın olduğu için. Burası da Gebeş aile mezarlığı. İşte böyle. Ne insanlar vardı, ne hayatta olanlar vardı. Bu insanlar da insandı. Allah rahmet eylesin. Bak şurada Emin abla'nın mezarlığı var aşağıda. Ben en çok onu hatırlıyorum. Rüyalarıma da halen daha da girer. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin. Böyle bir şiirler okurdu biliyorsunuz mu? Böyle ya nasıl bu kadar ezberlemiş dersiniz. Yaşlı kadın, yatalak kadın nasıl böyle şiirler okuyabiliyor dersiniz. Gerçekten maşallahı vardı. Bizim ne varsa eski topraklarda varmış. Bana şimdi sorsalar ki ilkokulda okuduğun şiirleri hatırlıyor mu diye, inan zerre hatırlamıyorum. Gerçekten bizim pilimiz bitmiş. Ondan sonra onlar daha iyiydi. Daha çok zihinleri çalışıyormuş. Maşallahları vardı yani. O giriyor bir tek benim rüyalarım. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Yusuf'un da babaannesi oluyor. Yusuf benim çocukluk arkadaşım. Bu Meyrem ablanın oğlu oluyor. Emine abla da Mustafa abinin annesi oluyordu. Öyle işte köylerde vakit geçirmeye çalışıyorduk. Halen daha da öyle baksana dur durak yok. Meyrem abla çalışıyor. Gözlüklerini de takmış. Bak kavga ediyor gene Mustafa abinin. Eyvah, bizim köyün kadınları hep böyle bak. Benim anam da böyle, Meyrem abla da böyle. Herkes de bir Mustafa olacak, bir Mehmet olacak. Yok annem zaten Kur'an'da. Yok ben evin önlerindeyim daha Meryem abla. Ben biraz video falan çekeceğim, evin önlerindeyim, siz acele etmeyin. Sütünden öyle bir peynir yaptık ki dillere destan bir peynir oldu. Hayvanın maşallahı var, sütün maşallahı var Meryem abla. Müşteri buluruz biz sana. Bakın Meryem ablanın sütü yoğurdu çok iyi oluyor, hayvanın sütü. He ben böyle gelip gittikçe size götür veririm. Meryem abladan alıyoruz biz sütümüzü, yoğurdumuzu onun sütü ile yapıyoruz. Çok da güzel de kaymağı da oluyor. Hayvanın maşallahı var inan ki. Şu elma cüvez de elimde kaldı, yemedim. Yiysem mi ki? Yiyelim şimdi. Deneyelim bir kere ta. Şey yaptım. Nefes almadan yemeye çalıştım. Ağzımı açmadan. Yine de ses çıktı. Doruk Arman'da gidelim mi? Orayı da merak ediyorum ben ama üstümde beyaz gömlek var. Böyle gezmenin olmaz. Aslında çıkasım var. Şuradan doğru çıkalım bari. Bak bunların muarlığı var işte. Su var mı? Var. Hayvandan su içiyor buradan. Şuraya şu halayı ben tuttuydum. Fındıklarda da var gibi. Maşallah her şeyde var. Bak Dursun Yenge geldi, gelmişler orada oturuyorlar İsmail abiyle beraber. Bak el sallıyorlar. Artık onlar da kameralara dahil olacak da işte böyle. Bütün köy halkı olaraktan bana destek oluyorlar sağ olsunlar. Şuradan doğru çıksam mı ki bilemedim.
Hadi çıkalım. Heh, eğrelti eğrelti diyordum ben devamlı. Eğrelti diye bunlara diyorlar işte. Eğrelti, eğrelti. Artık neyse. İnan ki bende de hiç korku yok mübarek insan. Sen buralara nasıl giriyorsun? Şunlardan bir şey çıkıyorsa ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Neyse, korktuğumuzdan değil tabi de dua ediyoruz işte öyle. İsa abi şuraları biçmiş, ne güzel olmuş. İnan ben böyle boş boş buralarda gezeceğime şimdi elime motoru alıp niye gelmedim? Şu yolu olsun bitseydim. Rahat rahat geri giderdim. Burası da manzara böyle. Bakalım hadi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Heh. Bunlar iyi lan maşallah. Bunlar artık tutmuşlar. Çok şükür kabakla iyi. Alagargalara baksanıza. Geçen sene deli bakla bezelye yemedim ben buradan. Kavunlar karpuzlar nasıl? Kavunlar iyi maşallah. Onların dibi böyle gazma iste ya. Çeteleyememek gerekiyor. Kavunlar iyi. Karpuzlarda iş yok gibi. Bağıtmaya çalışıyorlar ama sarı sarı. Sarmaşık gibi olmuşlar onlar. Bak şeyler iyi kavunlar. Maşallah. Kavun yiyeceğiz herhalde. Karpuz yok bu sene. Şunun adı bodur elma. Yürünmeye. Bizim bu tarlalar niye böyle ben bilmiyorum. Gerçi anam düşüyordum. Bak yürünmeye buralarda. Gerçekten niye böyle ben bilmiyorum ya. Aman Allah'ım. Neyse ben gidem. Telefonum düşecek şimdi şuralarda. Yürüyemiyorum zaten. Terliklerden geldim ben gene bak. Terliklerden bir yere gidilir mi? Hadi bakalım. İndim ben çok şükür sağ salim iyiyim. Şimdi muarlara doğru gidelim bakalım. Ellerimizi yıkayalım. Her şeyi tozuyla beraber yedik içtik. Heh. Bak. Çiçekleri de sulayan ben gitmeden. Ucu kırılmış hortumun, sulanmıyor da. Heh. Şöyle fışkırtmadan. Hepsine şöyle can suyu verelim. Can suyu gerçi ilk dikildiğinde veriliyor ama. Şu annemin nanelerini de sulayalım. Sararmışlar burada. Ondan sonra da ben yavaş yavaş artık Toki'ye doğru gideyim. Güllere baksanıza bayağı açtılar. Bugün de böyle atlatmış olduk işte. Ben kışına...